Aşkımız eski bir romanın ikinci bölümünde Galatasaray tribünlerinin Suat abisi DJ, ünlü DJ Suat Ateşdağlı'yı konuk ediyoruz. Ama bu programımıza başlamadan önce geçtiğimiz ay kaybettiğimiz Galatasaray tribünlerinin genç ve sevilen ismi, gerçekten çok iyi bir insandı, güzel kalpli bir insandı. Sevgili Ulaş Ayama Bayam, değil mi? Bayam'a bu programımızı ithaf ediyoruz. Ulaş, ben hiç tanışmadım Suat abi, Ulaş'la. Fakat bir gün İzmir'de bir arkadaşımızın annesinin vefatında öyle bir koşturdu ki, o kadar güzel kalpli bir insanmış ki hakikaten, Allah nur içinde yatırsın. Genç bir kardeşimizdi, tribünlere gönül veren iyi bir Galatasaraylıydı. Çok güzel bir insandı. Öncelikle ondan bahsetmek istiyorum. Ulaş hakikaten çok güzel, çok güzel yürekli bir kardeşimizdi. Aynı zamanda bizim Ultra Aslan'ın yurt içi koordinatörlerindendi. Hakikaten canımız yandı, içimiz yandı. Çok sevilen bir kardeşimizdi. Ben de özel olarak çok severdim. Çok anılarımız vardı Ulaş'la. Tüm ailesine, sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Tüm camiamızın başı sağ olsun. Bizlere Allah başta ailesine olmak üzere sabırlar versin. Onu her zaman her yerde yaşatacağız. Bu vesileyle Alparslan Dikmen kardeşimi saygıyla, sevgiyle, rahmetle anıyorum. Yıllardır o da içimizde bir yanan ateştir. Çok güzel insandı, çok iyi insandı. O da çok müstesna biriydi. Benim çocukluk arkadaşımdı, yani Arnavutköy'den. O da Arnavutköy'deydi. Çok güzel insanlardı. Öncelikle insanlar, öncelikle hakikaten adamdı ikisi de. Hakikaten tekrardan tüm tribün emekçilerine de, hayatını kaybetmiş, hakka yürümüş tüm tribün emekçilerine de mekanları cennet olsun. Saygıyla, sevgiyle hepsini anıyoruz. Evet. Tüm camiamızın, dediğim gibi, tüm Ultra Aslan'ın başı sağ olsun. Suat abi, pandemi herkesi derinden etkiledi. Ama en çok bizim sektörü. En çok seni etkiledi müzik, abi. Müzik ve müzik eğlence sektörü. Sektörünü inanılmaz etkiledi. Yaklaşık 10 aydır tüm müzikle uğraşan yorumcusu, sanatçısı, DJ'yi çok zor günler geçirdi hakikaten. Yazında çok kısa bir dönem açıldık biz esasında eğlence yerleri. Hakikaten çok zor günler geçirdik hepimiz, herkes. İnşallah 2021 sağlıkla başlasın, başladı. İlk haftası bitti, Ocak ayındayız. İnşallah ülkemizi bu salgından Allah korusun ve sağlıklı günlere, huzurlu günlere, İnşallah. Mutlu günlere bizi götürsün. 2021. İnşallah diyelim. Galatasaray'a dönelim. Suat abi, nasıl Galatasaraylı oldun? Babadan mı? Tabii babadan, aileden, annem, babam, hepimiz Galatasaray'ın içinde sevgisiyle büyüdük. Galatasaray benim için bir hayat, ömür, aşk. Hepsi bir arada. Hep benim bir lafım vardır. Galatasaraylılarla aramızda kan bağına gerek yok, gönül bağımız bize yeter diye. Hakikaten büyük bir aşk, büyük bir sevda. Hayatımın her anında Galatasaray var. Mesleğim de dahil olmak üzere. Evet. Evet, mesleğim de dahil olmak üzere Galatasaray hep önde ve ön planda ve hep onunla birlikte yürüdüğüm bir şey. Bu mesleği yaparken hiçbir zaman Galatasaraylı kimliğimi hiçbir zaman ötelemedim. Onun için Galatasaray için ne gerekiyorsa hayatımızı harcadık. Diyorlar ya, Galatasaray'a ne yaptı? Hayatımızı harcadık bu zamana kadar. Varsa daha ömrümüz, onu da harcarız. Peki Suat abi, eski tribünleri özlüyor musun? Eski tribünleri çok özlüyorum tabii ki. O zamanlar hakikaten ben babam bizi orta birdeyken, ben İzmir'deyim, İzmir'de doğdum. Düşün, İzmir İstanbul o zamanlar 16 saatti, şimdi 3-4 saatte. Biz bir minibüste babam bizi maça getirirdi. O yaşta. O yaşta. Küçücük bir minibüste.
eski açığa girerdik İnönü Stadı'nda. Daha doğrusu böyle Anadolu'dan gelen İstanbul'un eski tayfalarının bir bölümü hep eski açığa girerdi. Eski açığa ilk maçımı hatırlıyorum, Galatasaray Bursa'ydı galiba. Müthiş bir sevinç, yani müthiş bir aşk. Yani o yaşta bile benim, o zamanlar böyle çok kalın sopalı, üç şeritli bayraklar vardı, kalın sopalı. O zamanlar izin vardı yani. Onu aldım yani, hakikaten yani maç boyu değil, maçtan sonra da sallaya sallaya kolumu hissetmediğim o gençliğim var, o çocukluğum var. O zaman yani ilkokul bitmişti, orta birdi. Sonra zaten ortaokulda ben İstanbul'a geldim. Ondan sonra zaten her anım Galatasaray. Yani öyle ki üniversite imtihanım vardı benim. Üniversite imtihanına gireceğim. O günde Galatasaray Samsun Spor maçı var. Çok önemli İnönü Stadı'nda. Çok önemli yani. Öğlende bir de maç. Yani ben üniversite sınavına çıkıyorum diye evden çıktım. Gitmedim tabii abi. Bilet kapıya, bilet için ya kuyruklar İnönü Stadı'nda yukarı kadar, Elma Dağı kadar çıkıyor. Buradan kuyruk öbür taraftan eski açın Karaköy'e kadar gidiyor. Galatasaray Samsun maçı var. Yani çok önemli hakikaten. Maça gittim. Üniversite sınavına girmedim. Yok, girmedim. Ondan sonra zaten çok disjokey olmak istiyordum. Zaten işe başlamıştım. Dayı, evdekiler, teyzemler dediler ki sınav nasıl geçti, ama bende ses mes yok. Anladılar tabii. Galatasaray'la ilgili bir şey olduğu zaman benimle uğraşmıyorlardı. Yani o kadar. Tabii tabii. Yani hiç uğraşmıyorlardı. Çünkü biliyorlardı ki yani Suat ve Galatasaray yani. Ne kadar güzel. Tabii babanın da vermiş olduğu bir Metin Oktay sevgisi mutlaka vardır ki bana bile verdi yani. Ya Metin, rahmetli babam bana verdi onu mesela. Yani, yani Beşiktaşlıydı rahmetli. Ama müthiş bir saygısı ve sevgisi vardı Metin Oktay'a. Yani biz, ben Galatasaray'ın yani Galatasaraylı olduğum için söylemiyorum. Bayrak adamları çoktu. Hakikaten. Yani rahmetli kurucumuz Ali Sami Yenbek, Baba Gündüz, Metin Oktay, Coşkun Özarı rahmetle anıyoruz. Allah Gündüz Kılıcı da rahmetle anıyoruz. Coşkun Özarı, rahmetli Turgay Şeren ve Fatih Terim. Şimdi bunlar bayrak, yani çok bayrak adamı vardı Galatasaray'ın. Rahmetli Metin Oktay çok başka bir noktadaydı. Hakikaten. Yani ben hiç göremedim, hiç seyredemedim. Statta yani canlı seyredemedim. Ama bir kere kendisi İzmirli olduğu için İzmir Galatasaray'ın her zaman kalesidir. Ve o İzmir'den Metin Oktay'ın Galatasaray'a transferiyle o zaman İzmir'de çoğu kişi Galatasaraylı olmuş. Galatasaray'a gönül adamış. Çünkü İzmir içinde Metin Oktay bir simge olmuştu. Onun için çok saygıdeğer bayrak adamlarımız var. Benim hep bir lafım vardır. Galatasaray Ali Sami Yen'dir, Galatasaray Gündüz Kılıç'tır, Galatasaray Metin Oktay'dır, Galatasaray Fatih Terim'dir. Fakat abi, Ultra Aslan nasıl oluştu? Ultra Aslan 16, 17, 18 kişilik kurucu kadrosuyla ve tribün liderlerimiz Sabahattin Şirin ve Yılmaz Tutuş'un büyük katkılarıyla oluşan bir Galatasaray taraftarının sesi ve bir sivil toplum örgütü gibi Galatasaray'ın haklarına, hukuklarına, taraftar birliğine, bütünlüğüne destek olmak için kuruldu. O kuruluşun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Orada biraz en ufak bir katkım varsa bununla gurur duyuyorum. Ve inanılmaz bir noktaya geldi Ultra Aslan şu anda. Hakikaten dünyanın en önemli sivil toplum örgütlerinden biri oldu. İşimde çoğu şehre gidiyorum. Benim hep Anadolu'da işlerim. Evet. Oradaki gençlerle buluşuyorum. Her gittiğim şehirde Ultra Aslan'ın yurt içi ve ünisi beni karşılar. Hakikaten bir aile sıcaklığında ve inanılmaz da sosyal projelere imzalar atıyorlar. Okullar yapılıyor, kütüphaneler. Zorda kalan insanların yanındalar. Ramazan ayında her yerde
iftarlar veriyorlar. Türkiye toplumunun hep içinde Ultra Aslan. Onun için hakikaten gurur duyuyorum. Türkiye'nin, milletimizin birlik bütünlük içerisinde olduğu zaman yaptığı koreografilerle de çok çok ön plana çıktı. Bundan gurur duyuyorum. Emeği geçen burada herkese sağ olsun, var olsun. Suat abi, şampiyonluklarda setin başına geçip taraftarı coşturacak müzikleri çalmak nasıl bir duygu? Ya inan, mesleğimin en gurur duyduğum anları. Çok, yani hakikaten kendimi o an çok iyi hissediyorum. Yaklaşık Fatih Hoca'nın geldiği 96 yılından beri olunan her şampiyonlukta ben sahne aldım. Ve tribündeki dostlarımın, kardeşlerimin verdiği destekle mesleğimde de ilerlerken bunun hep gururunu yaşadım. Son şampiyonlukta da ben müzik çaldım. Mesleğimi Galatasaray için icra etmek hakikaten beni gururlandırıyor. Ama o anda yaşadığım duygu, o anda ben DJ Suat Ateş Dağlı değil, yani tribünden gelen bir Suat. Çünkü benim hayatım tribünde geçti. Ben hiçbir zaman mesleğimden dolayı Galatasaray'ı ve Galatasaray tribününü geriye atmadım. Yani ya şimdi işte DJ'yim, müzik çalıyorum, bugün işim vardı değil. Ben sahneden inip oradan deplasmana devam ettim. Hep de şansıma bazen olduğum şehre denk geldik. Bazen 200 kilometre ileridesine geldik. Bazen İstanbul'a döndüm, bindim otobüsle gittim. Ben çünkü tribüncüyüm. Ben taraftarım. Tribüncüyüm yani. Galatasaray ya, gönül adamış bir tribüncüyüm. Tribüncü olmak başka bir kültür, başka bir bağlanma. Ben her zaman diyorum, tribün bir okuldur. Büyük dostluklar kurdum ben orada. Büyük kardeşlerim oldu. Çok güzel kardeşlerim oldu. Oradaki o manevi desteği alabilmek ve onları sanatın bir dalında temsil etmek. Dediğin gibi, Suat abi çalıyor. Tabii. Suat abimiz demeleri bana hayattaki en büyük servet, en büyük güzellik, en büyük mutluluk. Tribüncülükte şu vardır ama Suat abi, bilmiyorum katılır mısın? Alen abiyle de aynısını konuştum. Bir saygı sevgi çok fazla et. Çok ciddi bir saygı sevgi vardır. Mesela Galatasaraylı'nın Beşiktaşlı arkadaşına saygısı vardır. Dediğin gibi mesela tribünde bir hadise yaşanıyorsa orada kalırdı ama ondan sonra mesela senin de çok Fenerbahçeli, Beşiktaşlı, diğer takım taraftarlarından çok eşin dostun çok, vardır. Çok tabii ki, yani olmaz mı ya? Niye yani? Hani biz aynı ülkenin, aynı toprağını paylaşan, başka sevdaların peşinde koşan bir ekibiz. Bu şöyle, tribünün bir raconu vardı. Bir hakikaten dediğin gibi tribüncülüğün bir örf adeti vardı. Şimdi son 5-6 yıldır bu sosyal medyayla beraber tribünü hiç yaşamamış, tribündeki saygıyı, raconu bilmeyen gençlerle birlikte, bakma yani bizim yaşımızdaki insanların da katıldığı bazı bir saygısızlık, bir sevgisizlik ve tehlikeli işler oluyor. Nedir o tehlikeli işler? Yani kusura bakma, senin yıllardır mesleğini çok başarıyla yapıyorsun. Daha çok abi, eskiden beri seni takip ediyorum. Bu arada ben rahmetli babamla çalıştım. Biliyorum. Yıllarca çalıştık. Saygıyla rahmetli anıyorum babanı da. Şimdi spor basını kisvesi altında görünüp insanları yazdıklarıyla, anlattıklarıyla provoka etmek isteyen insanlar mevcut oldu sizin meslek grubunda. Çok özür diliyorum, kusura bakma. Yok, yani. Ve bu gitgide de yükseliyor. Ben de buradan herkese diyorum ki, yani herkese lütfen bu provokatif yazılara, bu provokatif eylemlere prim vermeyin. Çünkü bu iş başka yere gitmeye, futbol üstünden kitleleri birbirine düşürmek isteyen insanlar olabilir. Bunlara prim vermeyin. Genelde futbol konuşun. Tabii ki futbol konuşurken takışmalar da olacak, atışmalar da olacak ama yani bunu bazen provokatif eylem üstünden söylemek istemiyorum. İnsanları birbirine kırdırtmayı
isteyen bir bölüm ve insanlar olduğunu gözlemliyorum. Kendi maalesef fikrime göre ve tecrübeme göre. Onun için lütfen bunlara hakikaten şey yapmayalım, uymayalım. Yani bir hakemin %100 hatasından işi bir anda ikinci, üçüncü tweette başka söylemlere getirip insanları kutuplaştırmanın hiçbir anlamı, hiçbir şeyi yok. Bu ülke için de çok zararlı bir şey. Lütfen futbolu kullandırtmayın, sporu kullandırtmayın. Takımınızı, hepimiz takımımızı tabii çok seviyoruz. Herkese. Yanlışları da söyleyeceğiz. Birbirimize sinirleneceğiz de. Yani altını çizerek söylüyorum, sinirleneceğiz. Ama o boyutları, saygıyı korumak gerekiyor. O boyutları aşmayacağız. Bunu da yazanların çoğu çok eski zamanlarda ne tribüncülük görmüştür, ne hani böyle diyorlar ya, seni şurada bekliyorum, yani seni göreceğim falan. Ya hayatında maça gitmemişsin, tamam mı? Tribün nedir bilmiyorsun. Kalkmışsın, yazıyorsun, çiziyorsun. Yani çoğu da işte bazen hakikaten gençler de oluyor ama bizim yaşımızda bazen de yani yöneticiler mesela çok dikkat etmesi lazım. Yönetici dili, eski yöneticiler dillerine dikkat etmesi lazım. Tavırlarına dikkat etmesi lazım. Yani biz, yani ben her şeye baktım, her şeyi kovaladım yani. Ben bile öyle değilim yani. Hani bir şeyimiz var. Duruşun olacak, bir saygın olacak, bir sevgin olacak. Tabii. Sen ne kadar sevgi gösterirsen sana o kadar saygı gösterilir. Aynen. Derler tribünde. Aynen. Suat abi, en uzun gittiğin deplasman otobüs yolculuğu hangisi? Hatırlıyor musun? En uzun gittiğim deplasman otobüsü, şöyle bir şey, şöyle bir anı vereyim. Rahmetli Alparslan'la birlikte Yozgat'a gideceğiz. Ben dedim ki, Alparslan Yozgat kaç saattir dedim. Ya dedi, 3-4 saattir dedi, ya bir şey değil dedi. Tamam, meğerse rahmetli bizi şey yapıyor, kandırıyor da gidelim yani. Hani. Çıktık yola, ya gidiyoruz gidiyoruz. Alparslan dedim, bu Yozgat ne zaman varacağız? Güzel kardeşim dedim, habire gidiyoruz. Ya 11 saatte Yozgat'a girdik ya. Hakan yani var ya, yani 18 saatte gittiğim oldu da yani hani 11, hani 4 saatlik yere 11 tabii saatte varınca abi, Allah evet, nur içinde yatırsın. Allah nurlar içinde yatırsın. Sizi bir güzel kafayı almış orada. Yani gittik ya, bir de öyle ki o maçın da çok şeyi var. Bir gün sonra ertelenen maç mı? Yok. Değil mi? Lucescu'nun geldiği ilk sene. Ha. Bir de çok ilginç, şimdi stattayız, girdik, maç başlayacak, santrayla üçlü yapacağız. Biz şimdi santrayla üçlü yaptık yani, 1-2-3 saydık, çek üçlüyü çektik, bir sesler de geliyor. Ben şimdi üçlüyü çektik. Devam ediyoruz ama bir gariplik var. Hayır, bir sesler geliyor. Onlar da bize kontra yapıyor zannettim de ya, Allah Allah diyorum yani, hani bay bay Yozgat tribünde ama kontra montra. Sonra üçlü bitti. Allah Allah. Durduk hepimiz, tribün olarak durduk. Baktık top santrada ya, 2-0 olmuş. Maçı hatırlıyorsun. Hatırlıyorum. Ya bir dakika, yani bir dakika içerisinde biliyor musun? Yani tekrardan bir üçlü başladık. O maç yani çok ilginçti yani. Ta çok şeyler var yani, acayip güzellikler var. Yani orada sahada pankart asıldığı zaman, o deplasmana gittiğin zaman Galatasaray'ı temsil ediyorsan benim için en büyük mutluluk o. Geçen sene bile iş zamanıma denk gelmişti. Trabzon'daydım. Evet, gitmedim mi iş abi? Yok, işi yaptım. Ertesi günde Trabzon maçımız var. Aa, güzel. Ben oradan, evet, çok öyle çok denk geldi oldu yani. O güzel olur. Tabii çok geldi öyle yani. Çok güzel olur. Tabii bir yandan da oğlun Emir de bir futbol aşığı. Evet, Emir. Ya, İtalya'da okudu. İtalya'da okuyor. Döneminde... Şu an online tıp okuyor. Doktor olacak inşallah Hakan abisi. Ama ayrıyeten de hakikaten futbol ve Serie A üstüne. Serie A'yı adam acayip takip ediyor. İnanılmaz ya. Ben diyebilirim ki Türkiye'de Serie A'yı kültür olarak, evet, kültür olarak da anlatabilecek başka kimse yok. Yani Emir olduğu için söylemiyorum. İnanılmaz bir birikimi var ve bunu böyle yani sırf futbol üstünden değil, takımların tarihleri, gelişimleri, o haftaki maçlar falan hakikaten çok enteresan Emir, ya. Emir kardeşim tabii. Yani ben de çok severim.
Bir de tabii zorlu bir süreç de geçirdik onunla. Evet, buradan evet. Evet ya, hakikaten. Teşekkürler. Siz de çok destek verdiniz. Her zaman ya kardeşimiz. Her Emir orada bir yaşayan, çok zor bir 25 gün geçirdi. Hakikaten can pandemi bak, evet, can pazarından çıktı Emir. Samsun'a geldi, karantinaya. Samsun'a geldi. Karantinada sizlerle görüştük, evet, konuştuk. Çok güzel. Hakikaten. Buradan da Samsun KYK çalışanlarına, Sayın Müdürümüz İsmail Hakkı Bey'e de saygılarımızı, sevgilerimizi yolluyoruz. Geçmiş olsun İsmail Hakkı Bey de Covid atlattı. Evet. Sevgili Turgay kardeşimize de sevgilerimizi yolluyoruz. Zor bir dönemden geçti. Şimdi Galatasaray tribünleri dediğimiz zaman tabii ki çok büyük başarılarda takımlarını desteklediler. Böyle Avrupa'da hiç unutamadığın bir maçın var mı Suat abi? Final hariç. Final hariç. Final hariç. Finali kimse unutamaz. Final hariç. Finali zaten kimse unutamaz. Yani Galatasaray taraftarı son yıllarda da tüm spor programlarında da bahsedildiği gibi hakikaten özellikle son yıllardaki şampiyonluklarda direkt etkisi oldu farkındaysan. Kesinlikle. Yani bunu herkes kabul etti yani. Evet. Çünkü onun da sebebini söyleyeyim. Hakikaten Galatasaray tribünlerini son 10 senede en büyük ayıran şey Ultra Aslan'ın sayesinde tribün tek bir sesti. Evet. Doğru. Ya bu kadar diyeyim. Yani tek bir sesti. Diğer tribünlerdeki maça etki ve takıma etkiler biraz düştü. Evet. Özellikle Beşiktaş'tan bahsedecek olursak İnönü Stadyumu'ndan sonra o kapalı ambiyansı dağıldı. Evet. Galatasaray'ın şampiyonluklarında taraftarının inanılmaz etkisi oldu. Yani her maç doldu, deplasmanlar da dahil. İşte o tek seslik, o birlik, o beraberlik Galatasaray'a çok büyük artı oldu. Deplasman olarak benim hatırladığım bir Werder Bremen maçımız vardı. Bir de senin belki yetmez mi yaş? Yok yani çok çocukluğuna denk gelmiş olabilir. Kosecki'nin oynadığı zaman müthiş bir taraftı. Hakikaten müthiş ve en top Köln'deki Monaco maçımız. Abi böyle bir şey yok yani hakikaten tüm Türk milleti olarak kesinlikle hep beraber yani hakikaten Cevat'ın attığı gol. Evet yani ya müthiş bir şeydi müthiş hakikaten. Müthiş bir goldü ya. Hem müthiş goldü hem müthiş bir ambiyanstı. Hakikaten çok önemli taraftarın İstanbul'daki Nöşetel maçı da. Evet. Sırf taraftar aldı ya sırf kafaydı o. Yani resmen 40 bin kişi vardı Ali Sami Yen'de. Ne bunlar güzel maçlar. Tabii canım ya bizim Galatasaraylığımızın o zamanında biz hep derdik kendi aramızda konuşurduk. Ben hep Hakan Galatasaray'ın Avrupa'da her zaman çok büyük işler başaracağına emindim. Bunu çok ciddi söylüyorum yani. Çok emindim. Ya çünkü şöyle bir şey atlıyoruz. Çünkü Galatasaray 1982-83'lerde 3 tur 4 tur atlıyordu. Evet. Bunlar yani çok konuşulmuyor. Kupa Galipleri Kupası'nda bayağı turlar atlıyorduk biz. Yani öyle bu böyle bir anda böyle hani şey olmadı bu iş. Bu iş Derval'in gelmesi çok büyük bize bir ivme kazandırdı. Şampiyon Galatasaray. Hep Galatasaray'ın bunları başaracağını UEFA Kupası döneminde ya ben net dedim yani ben Bologna maçı bitti. İzledim bu kupayı. Ben de tribündeydim biliyor musun o maçta? Şaka değil gerçek. Ya, Bologna maçı dedim ki biz bu kupayı alırız dedim. Ya çünkü o kadar artık İnanmıştım ki yani hani artık dedim ki tamam bu zaten o sene alamasak olmayacaktı yani bu iş. Evet. Bak o sene alamasak. O maça gitmeden basın tribünde oturacaktık. Harun Muslu zorla tribüne sokmuştu beni kulakları çınlasın. Hayır kulakları çınlasın. Harun beni tribüne sokmuştu. O 2-1'lik maç. 2-1. Çok güzel Ümit maçtı. Ümit Davala Hasan Şaş. Ümit Davala Hasan Şaş. Hakikaten çok güzel günleri oldu Galatasaray takımının. Fatih Hoca peki senin için ne anlam ifade ediyor? Fatih Hoca Galatasaray demek. Benim için en büyük anlamı Fatih Hoca Galatasaray demek. Onun bize yaşattıklarını Galatasaray camiasına, Galatasaray sevdalarına yaşattıklarından hocadan Allah razı olsun.
hakikaten bir daha belki de üst üste bu kadar yaşayamayacağımız şeyleri biz Fatih hocamız sayesinde yaşadık. Fatih Terim Galatasaray'dır. Galatasaray Fatih Terim'dir. Hakikaten dünya üstünde bir teknik direktörün sadece teknik direktör başarılarıyla değil, duruşuyla, karizmasıyla, Galatasaray'ı sevmesiyle, sevdasıyla hiçbir kişinin yaşamayacağı bir sevgiyi onun yaşadığına eminim. Galatasaray taraftarıyla arasındaki müthiş bir bağ var. Hakikaten müthiş bir bağ var. Benim için Fatih Terim Galatasaray. Galatasaray Fatih Terim'dir. Yani her zaman saygım sonsuzdur. Sevgim sonsuzdur. Denk geliyor musunuz hiç? Tabii tabii. Denk geliyoruz. Hatta hastaydı hoca. Düşün, hastalıktan yeni kalkmıştı. Mart ayında Emir'i nasıl olduğunu merak etti, beni aradı. Düşün, hoca öyledir. Hoca çok vefalıdır. Müthiş vefalıdır. Benim ev annemin hem babamın cenazelerine katılmıştır babamın cenazesine İzmir'de katıldığı zaman Süper Kupa finalimiz vardı. Milli takım teknik direktörüydü. Maça gitmesi lazımken döndü, geldi, ziyaret etti. Başsağlığı diledi, gitti. Allah razı olsun. Fatih Hoca ama, öyledir ama. Fatih Hoca genelde herkese kesinlikle vefalı davranır. Herkese yardımcı olur. Gönlü güzel insandır. Çok. Buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Suat abi, özledin mi taraftarlı maçları? Vallahi taraftarlı maçları özledim. Hakikaten bir Galatasaray'a bir göreyim yani. Şöyle bir maç sonucu ne olursa olsun. Gideyim ben bir maça. Yani bir göreyim yani. Bir göreyim, bir sevgimi ileteyim yani. Çok özledi ama tabii ki önce sağlık. Önce sağlık tabii. Bu sene ben tahmin etmiyorum seyircili maç oynanacağını. İşimi çok özledim. Sahneleri çok özledim. Suat abi, sen şimdi işini çok iyi yapan bir abimsin. Ama sizin sektörde de çok garip bir şekilde. Mesela biraz evvel söyledin ya, spor basını kisvesi altında yazan insanlar var diye. Hani biz bunlardan çok müzdaribiz, sen de çok müzdaripsindir. Çünkü fenomen olan herkes setin başına geçiyor. Telefonundan iki remix yapan DJ diyor. Yani işte çok zor bir işiniz aslında. Bizde çok zor yani. Biz hakikaten yani ne bileyim ya, bunu kabul etmek lazım. Yani DJ'lik mesleği çok önemli bir meslektir. Çok emek verilmesi gereken bir meslektir. Dünyada da çok önemli bir meslektir ama işte ülkemizde maalesef ne kadar gereksiz, ne kadar ne diyeyim sana, yani şimdi çok ağır da konuşmak istemiyorum. Bu konularla ilgili de çok konuştum. Şimdi herkes lafımıza geldi. Yani ne kadar terbiyesiz, ahlaksız insan varsa kendi kendine işte ben fenomenim dedi. Bunun da alıcısı olması beni daha çok üzüyor. Üzüyor kesinlikle. Tamam mı? Yani ya tamam kardeşim, bir ülkede de 100 tane fenomen olmaz ki. Herkes fenomen. Yani bu fenomenlik de bir, tamam da yani hani bir fenomen olur, iki tane olur, üç tane olur. İşte herkes de gidecekse peşinden koşar ama bunu da tabii ki bir değerle yaparsın. Bir sanatsal bir değerle yaparsın. Kardeşim bizde herkes fenomen. Etçi fenomen, o fenomen, bu fenomen. Ya inanılmaz bir algıyla inanılmaz insanlar bir primler alıyor. Yani bana uymayan şeyler Hakan'cığım. Bunlar yani ben besleyimse, mesleğimde bir yerlerde iyi bir şeyler yapıyorsam dinleyici hakkını versin. Yoksa ben zaten hakkımı alamam. Ben 35 senedir bu mesleği yapıyorum. Evet. Ya 35 sene. Yani 35 sene vermişim. Ve çok DJ'ler yetiştirmişiz. Çok DJ'ler yanımızdan geçmiş. Zaten böyle bir pandemi sürecinden evvel de bu sektör sorunlar yaşıyordu. Kesinlikle. Sorunlar vardı. Hep herkese destek olmaya çalışıyordum ama maalesef bizim sektörümüzde aldı başını gidiyor bu rezillik ya. Suat abi, unutamadığım futbolcu. İzledin. Ya bunu şimdi tekrar mesela oğlum izlesin, şimdiki Galatasaraylılar izlesin dediğin, tribünde bu adamı bir izleyelim dediğin, keşke olsa da izlesek dediğin kim? İki kişi söyleyeceğim. Yani. Cevat Brekazi. Olağanüstü değil mi? George Hagi. Tartışmasız yani. Yani. Muazzam isim. İki isim yani
Bunlar hakikaten Galatasaray'ın önemli kahramanları diyeyim yani. Buna ilave edeceğim 3-4 daha futbolcu var ama bunu şeyde tuttum yani hani... Skala yüksek olsun. Yani ya benim özel çok sevdiğim Galatasaray hizmetlerinden dolayı çok futbolcu var. Şimdi Hacı'yı seyreden vardı da Cevat Brekazi nasıldı? Ben de seyrettim tabii de. Galatasaray Cevat Brekazi bizim, şöyle söyleyeyim, gençlik kahramanımız yani. O kahraman yani sahada, anlatabiliyor muyum yani? Tabii. Bandanası, o taytı, anlatabiliyor muyum? Ya bazı futbolcular bak goller atmasından, veriminden de önemlisi ruh Galatasaray'a katma değerleri çok yüksek oldu. Yani Cevat Brekazi'ni görerek Galatasaray'la olan gençler oldu, çocuklar kesinlikle oldu. Yani sırf şampiyonlukla ilgili değil. Onun bir saha içi duruşu, bir isyanı vardı. Mesela bu dönemlerden de, yeni dönemimizden de Galatasaray'ın hakikaten bir yabancı futbolcu olmasına rağmen Galatasaray'ın bayrak ismi Fernando Muslera'dır. Atiba ve Muslera! Galatasaray Turkcell Süper Kupa'nın sahibi. Turkcell Süper Kupa Galatasaray'ın. Yani hakikaten ama yaşantısı, duruşu yani, herkes tarafından sevilmesi. O yeşil kaza mesela, yeşil çok... kazak diye bir şey var. Evet. Yani yeşil kazak yani Muslera bir kurtarışlarından öte bir duruş Galatasaray için oldu. Bunlar önemli şeyler yani. Brekazi ve George Hagi. Taffarelli'le belki sayarız. Bunlara ben tabii, şimdi tabii, çok eklersin. Ya Popescu, çok Taffarelli, yani eklersin. Ona bakarsan yani, Seydiç vardı. Seydiç tabii mesela. Üf, yani Seydiç benim hakikaten çocukluk kahramanımdı. Seydiç yani hakikaten müthiş. Biz de o zamanlar yani o iletişimlerde yeni katılan taraftarlarda onları çok şey görüyordu. Mesela Fatih hocamız vardı, kaptan. Yani tamam mı? Sahaya çıkarken bile takım bir sahaya çıkardı böyle. Hayırdır biz, der gibi değil mi? Evet. Biz var ya tribünde yani şey olurdu. Ayağa kalkardı. Tabii tabii. Artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Birçok şampiyonluk yaşadınız. Böyle unutamadığın bir şampiyonluk hangisidir Suat abi ya? Oh be dediğin. İşte bu sene olduk. Ben orada çok mutlu oldum dediğin şampiyonluk. Bir gençliğimden Eskişehir 14 sene sonra ilk şampiyon olduğumuz o maç hakikaten yani Hakan maç bitti hüngür hüngür ağlıyorum. Yani çok istedik be kardeşim. Yani çok istedik yani. Ya, hakikaten başka bir şey diyorsun. Yani çok istedik ya. Hakikaten o 5-6 seneye denk geldi. Yani çok istedik. Anladın mı? Hakikaten çok istedik. Son dönemlerden de hakikaten unutamadığım şampiyonluk o. Biz Kayseri ile oynarken Denizlispor Fenerbahçe maçı vardı. Evet. O şampiyonluk bizi çok ileri attı. Yani orada o kadroyla, o şeyle, o şampiyonluk bizi çok 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 ileri attı. Yani o gün çok, yani o gün hakikaten yani yani çok çok sevinmiştim. Dedim ki yani, çünkü neden biliyor musun? Ben aynı anda Galatasaray'ın maddi durumunu düşünüyorum. Herkes şimdi yani, buraya gelecekti. Maddi durumunu düşünüyorum, manevi durumunu düşünüyorum. Yani oradaki o Fener'in de o kadrosunda biliyorsun Anelkalar çok var. Çok, çok iyi kadrosu vardı. Evet yani çok kadro olarak iyiydi. Ama futbol derdim, sahada oynanıyor. Yani Galatasaray'da bu ruh var derdim. Yani bu futbolu bu sahada Galatasaray ve hakikaten o şampiyonluk hakikaten bize çok değerli oldu. Suat abi, şimdi tabii günümüze geldiğimiz zaman eskisi gibi şaşalı kadrolar kurulamıyor. Ama maalesef işte ekonomik zorluklar kulüplerimizde, yapılan yanlış transferler. Galatasaray'da da şüphesiz ki hani istenildiği kadar performans gösteremeyen futbolcular da var. Şimdi bakıyorsunuz bir Drogba geldi mesela. Çok iyiydi. Schneider çok iyiydi. Mesela Drogba paranın geldiğinde ben mesela Drogba'yı izleyecek olmanın vermiş olduğu bende heyecan adam vardı. Adam 1,5 sene, 2 sene hakkını verdi. Schneider ne goller atmış Schneider ya. Ya izlerken biz, keyif almıştık. Ya biz yani beğenmediğimiz, bak beğenmediğimiz Lincoln bile neler yapmış. Lincoln evet aldı, Casio neler yapmış yani. Şimdi bugüne geldiğimiz zaman mesela Galatasaray kadrosunda şuradan yola çıkacağım. Bu ruhu veremeyen futbolcular var. Şimdi açık konuşalım. Mesela Falcao'dan istediği verimi alamadı Galatasaray. Çok büyük bir yıldız mı? Evet. Dünyanın belki de sayılı golcülerinden Falcao, bir tanesi. Falcao, pardon Hakan'cığım sözünü kestim. Estağfurullah. Falcao'nun problemi,
Falcao futbol hayatı boyunca uzun yıllarını Atletico Madrid'de geçirmiş. En iyi zamanında. Bir kere Porto, Atletico Madrid serüveninden sonra adam zaten yüklemeden, idmandan, yani düşünebiliyor musun? Yıllarca Simone ile çalışıyorsun, kapalı oynuyorsun, atağa geçiyorsun, devamlı depar atıyorsun. Adam zaten bence bitmiş yani. Hani bitmiş. Bazı takımlarda oynarsın, tamam mı? Mesela Drogba'da, mesela Schneider'de oynamış, hakkını vermiş yıllarca. Chelsea'de orada burada ama dikkat ettiğin zaman dinlenme anları bulmuş. Falcao öyle değil. Falcao Atletico Madrid'de abi öyle bir Simone suyunu çıkarmış, evet, diyorsun yani, abi sen. Bence Manchester'da da başarılı olamadı. Evet. Biliyorsun yani. Monaco daha sakindi. Falcao işi şeyini bitirmiş. Yani futbolla bence durumun çok bir şeyler yapmak istiyor olabilir ama mesela Erzurum'a attığı gol. Tamam mı? Geçen sene Fener maçında defansı alıp gezdirmesi. Tabii. O penaltıyı atması. Ama yani Falcao olmadı. Olmayacak da. Yanlış mı? Yanlış çıktı. Yanlış transfer. Evet. Bir de yani hakikaten neye üzüldüm? Ya Falcao tamam sakat olabilirsin. Oynamaya da bilirsin ama o son maçtaki çıkışı falan, o duruş yani hiç hoşuma gitmedi. Yani şimdi hani şunu soracaktım, işte tam oraya geliyorum Suat abi. Taraftar olsa, şimdi 40 bin bir taraftar olsa stadyumda. Sıkıntı çıkardı Hakan'cığım. Hayır, bak. Belhanda'nın mesela bu kadar ben Belhanda, kusura bakma. Belhanda gevşek. Gevşek adam. Belhanda. Gevşek. Ama kabul edilebilir bir şey değil ki bu. Tamam, ben zaten kabul etmiyorum. Yani. Belhanda gevşek. Bir futbolcu mu? Gevşek adam yani kardeşim. Takım topu çalmış. Atağa çıkıyoruz. 4'e 2 yakalamışız. Ayağının ucunda pas verip rakibi atıyor. Dönen top. Yani 4 tane asist yaptı diye. Yok abi, Belhanda gibi ve türevdeki futbolcular, gevşek futbolcular Galatasaray forması giymesinler kardeşim. Yani benim için maçın skorları bak önemli değil. Hiç önemli değil. Tamam mı? Yani abi mücadele diyorlar ya, sonuna kadar mücadele. Tamam kardeşim, mücadele de etme ama gevşek olma. Ya bak, gevşekliğe tahammül yok. Bak yani sıkıntı alırlar yani. Gevşeklik olmayacak. Suat abi, sonuna geldik programımızın. Ağzına sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum Hakan'cığım. Bu güzel programına beni yine çağırdığın için. Yine seni setlerde görmek istiyoruz. İnşallah herkese sağlıklı, müzikli istiyoruz. Hayır, sağlıklı, müzikli günler diliyorum inşallah. Tabii seyircili maçlar diliyoruz. Seyircili maçlar. Şu pandemi bir arada bitsin. Şu kale arkamıza girelim bir. Değil mi? Yani bir orada, Galatasaray'ımıza kavuşalım. Bir rahat rahat bir stresimizi atalım. Değil mi? Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Tekrar herkese iyi yıllar. Tüm A Spor ekibine iyi yıllar diliyorum. İzleyicilerine iyi yıllar diliyorum. Evet, aşkımız eski bir romanın sonuna geldik. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.